Arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle elimde tuttuğum bu güzel modelimizi çalışacağız. Modelimizi yetişkin ve bebek örgülerinde kullanabiliriz. Battaniye yapımında da gayet şık olan bir model. Şöyle gördüğümüz gibi modelimizde kaydırma tekniğimizi kullandık. Bakınız, bir sırada paralel örgümüz. En kenardayken diğer e, grubumuzda dikey kenarda oldu. Dikeylerimiz paralel dikey paralel şeklinde modellerimizi kaydırarak istediğimiz ölçüde ve istediğimiz örgülerimizde örebiliriz. Evet e, modelimi örmek için ben buçuk numaralı şişimi kullandım ve e, elit baby ipimi kullandım. Sizlere de kolay gelsin diyerek hemen örgümüze başlayalım. Kolay gelsin. Modelimizi kurmak için 7 ve katlarıyla e, ilmeklerimizi attık. Kenarlarımıza ise sağ ve sola birer tane ilmeğimizi yerleştirdim. Şimdi birkaç sıra lastiğimi ördüm. Hemen modelimi uygulamaya başlıyorum. Öncesinde bakınız düz yöndeyim. Bir düz bir ters olarak yeşilimizle ilerliyoruz. İlk ilmeğimi aldım. Bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar düz olarak örelim. Herhangi bir işlem yapmıyorum. Evet, sıramın sonuna kadar düz örgümü ördüm. Şimdi arkasını çeviriyorum. Bir sırada ters örgümü örüyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Hiç farklı bir işlem yapmıyoruz. Lastiğimizin üzerine bir önden bir arkadan iki sıra düz örgümüzü örüyoruz. Bir sıra bir sıra düz bir sıra tersimizi ördüm ve sıralarımızı tamamladım şimdi krem rengimi alıyorum e, iki sırada bu krem rengimle asıl modelimizi oluşturacak bölümümüzü yapıyoruz bu rengimizde hep e, bu şekilde örüyoruz bir sıra düz bir sıra ters olarak örüyoruz asıl modelimizi krem rengimizin olduğu sıramız belirliyor ilk ilmeğimizi renk değişikliği yaptığımız için örüyorum sıramızın sonuna geldikten sonra düğümümüzü atalım Sonrasında bir tane kenar ilmeğim bu. Bir tane kenar ilmeğim de sonda olacak. 7 tane ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane ilmeğimi ördüm. Bu şekilde sıramızın sonu beklemeden de bağlayabiliriz. 2 4 6 8 bir tanesi boş ilmeğimiz. 7 ilmeğimizi ördüm. Sıradaki ilk gelen ilmeğimi örmeden şişimi takıyorum. Arkasından aldım. Bir tane düz örüyorum. Arkasından alıyorum. İlmeğimi geçiriyorum. Bir tane düz örüyorum. Ardından alıyorum. Bir tane düz örüyorum. Ardından alıyorum. Bakınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir e, yeşilimizden diğer yeşilimize kadar bakınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ilmeğimiz olacak. Tekrar beyazımızda arka arkaya 7 tane düzümü örüyorum. 2, 3, 4, 7 tane düzümü ördüm. Tekrar bir tane ilmeğimi arkasından girerek boş alıyorum. Bir düz örüyorum. Bir boş, bir düz, bir boş, bir düz, bir boş alıyorum ve toplamda bakıyorum 1 2 3 4 5 6 7 bir yeşilimden diğer yeşilime kadar 7 tane ilmeğim oluyor ve sonrasında kalan 8 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum 1 2 7 ve 8 son ilmeğimi örüyorum Evet şimdi yapmış olduğumuz işlemimize bakalım 7 tane düz ilmeğimi ördüm bir kenarda 8 sonrasında yeşil rengimle bir boş aldım bir ördüm beyazımı yeşilimi boş düz boş düz şeklinde 7 tane ilmeğimi bir renkli ipimden diğer renkli ipime kadar ördüm 7 tane beyazımı ördüm tekrar 7 tane renkli bölümümü kurdum 7 tane beyazımı örüp bir tane kenar ilmeğimi ördükten sonra arkasını çeviriyorum bakınız burada örgümüzü asıl modelimizi oluşturacak bölümümüzü iyice e, pekiştiriyoruz. Birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer yönde düz ördüm bu beyazlarımı yine düz olarak örüyorum. Ters örmüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ilmeğimi düz olarak ördüm. Ön kısma haroşa olarak düşmesini sağladım. Şimdi boş almış olduğum ilmeğime geliyorum. Boş aldığım ilmeğimi arkasına beyaz ipimi getiriyorum ve şu şekilde şişime takıyorum. Ve bir tane ters örüyorum. Bakınız boş aldığım ilmek arası beyazlarımızı ters takıyoruz. İlmeğimi tekrar örmeden şişime takıyorum. Beyazımı ters örüyorum ilmeğimi örmeden şişime geçiriyorum ve beyazımı ters örüyorum ilmeğimi örmeden takıyorum beyazlarımı bakın en son ilmeğimi örmeden taktıktan sonra buradaki 7 tane beyaz ilmeğimizi düz olarak örüyoruz ön yöne haroşa olarak düşmesini sağlıyoruz renkli ipimiz gelinceye kadar Haroşa olarak ördüm. Şöyle görelim. Bakınız haroşa olarak düşürdük. Düz 7 ilmeklerimiz. Tekrar renkli ilmeğimizin olduğu yere geldim. Bakınız hemen ipimi arkaya alıyorum. Şişimi örmeden takıyorum. Bir tane beyazımı ters. Renkli ipimi alıyorum. Beyazımı ters. Renkliyi boş alıyorum. Renkliyi boş aldıktan sonra kalan bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Ve haroşamı ön tarafa düşürüyorum. Modelimizi oluşturan kısım beyazlarımızı ördüğümüz bölüm olacak. Son ilmeğimizi de düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimiz düzgün durması için. de haroşamızı görüyorum. Bakınız renkliğimiz de başlıyor, renklemizde bitiyor. Tekrar 7 haroşa. Burada da 7 ilmeğimiz var. 4 tane yeşilimiz, 3 tane mavimiz. Tekrar haroşamızda modelimizi tamamladık. Şimdi yeşil rengimizle geçiyoruz. Renk kameradan farklı olabilir ama yeşilimizin farklı bir tonu maviyi de andırmaktan nasıl adlandırırsanız. Şimdi bu sıramızda bir sıra düz, bu rengimizde bir sırada ters olarak örüyorum. Hiç farklı bir işlem yapmıyorum. Birlikte başlayalım. aldığım ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Şöyle ilmeklerimin yönünü düz bakınız. Beyazlarımızı yine düz olarak örüyoruz. Yani sıramızı örmediğimiz ilmeklerimizi de haroşalarımızın da hepsini düz olarak örelim. Sıra sonunda görüşelim. Sıramı tamamladım. Örgümün Arka yönündeyim. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Hiç farklı bir işlem yapmıyorum. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Bir uçtan diğer uca kadar ters örelim. Sıramızın yeniden düz yönündeyiz ve başa geldim. Tekrar krem rengi ipimi alıyorum ve modelimizi iki sırada yine krem rengimizle kurmaya başlıyoruz. İpimizi arkaya atıyorum. İlk ilmeğimi örerek alıyorum. Arkadan sıkıştırıyorum ve başlıyorum. Birinci ilmeğimizle birlikte toplamda 8 tane düz örüyorum. zaten altta da belirli olduğu için bakın hiç saymamıza gerek yok 2 4 6 8 hemen diğer rengimiz bizi karşılıyor diğer rengimizi örmeden şişime takıyorum isterseniz şöyle alalım şişimize takıyoruz bir tane örüyorum bir boş takıyorum bir örüyorum bir boş takıyorum örüyorum son boş takıyorum altta zaten kurulu olduğu için almamız gereken ilmeklerimiz çok belirli olmakta hemen beyazımızla düz örmeye devam ediyorum. Evet yeniden bakınız aşağıdan devam eden yerime geliyorum. Hemen ilmeğimi arkadan alıyorum. Bir düz arkadan alıyorum. Bir düz alıyorum düz en son ilmeğimi alıyorum. Aşağı bize artık yardımcı oluyor. Hangi ilmeğimizi alıyorsak bakınız hemen yukarı tamamlıyoruz. Ve yeniden kalan ilmeklerimin tamamını düz olarak örüyorum. Son ilmeğimi ördüm. Ve şöyle görelim. Şöyle baktığımız zaman modelimiz görülmekte. Hemen örgümün arka yönünü çeviriyorum. Buradaki ilk ilmeğimi aldıktan sonra kalan bütün beyaz ilmeklerimi düz olarak örüyorum ve haroşa düşmesini sağlıyorum ön tarafa. Hangi yönden alıyorsanız örgümüzü fark etmez. Yeşil ipimi boş alıyorum diğer ipimi yeşil ipimin bir yeşilden diğer yeşile kadar aradaki beyazları düz olarak örüyorum boş alıyorum düz örüyorum boş alıyorum yeşilimi beyazımı düz örüyorum son yeşilimi yeniden örmeden aldım ve 7 beyazımı haroşa olarak örüyorum Şirin ipimi arkaya alıyorum. Boş. Düz örüyorum. Boş. Örmeden. Örmeden alıyorum. Ve diğer sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum. Beyazlarımı arkasından e, haroşa yapmak için bakınız ters örmüyorum. Arkasından düz giriyorum. Son ilmeğimi şuradan girelim. Evet. Sıramızı tamamladık. Hemen görelim, bakınız modelimiz aynı şekilde gayet güzel bir kurulumla üst üste dizildi. Şimdi yeşil rengimize geçiyoruz ve ilmeklerimizin tamamını düz olarak örüyoruz ve arkasından bir sırada ters örüp tamamlayalım. Elimi örmeye devam ettim. Görmüş olduğumuz bir sıra beyazımızı daha ördüm. Aynı şekilde hiç farklı bir işlem yapmadım ve yeşilimizi bir sıra düz, bir sıra ters olarak ördüm. Şimdi modellerimizin yerine kaydırarak örmeye devam edelim. Şuradaki görmüş olduğumuz uzun direkt devam eden bölümlerimizi buraya, buradaki bölümlerin yerlerine değiştirelim. Yani kaydırarak modelimizi kuralım. Beyaz ipimizi alıyorum. İlk ilmeğimi örüyorum. İlk ilmeğimi ördüm şöyle sıkıştıralım İkinci ilmeğimi örmeden şişime takıyorum bir tane düz örüyorum İki diğer ilmeği şişime geçiriyorum örmeden bir tane düz şişime geçiriyorum bir tane düz örüyorum ve son ilmeği yeniden şişime geçiriyorum bakınız kenar ilmeğimiz bir yeşilden diğer yeşile kadar toplam 7 ilmeğimiz 4 6 7 Şuradaki görmüş olduğumuz yerde ise bakınız ilk çizgi yeşilimizden itibaren diğer yeşilimizde dahil olarak 7 ilmeğimizi düz olarak örelim. Modelimizin yerlerini değiştiriyoruz. 7 tane ilmeğimi ördüm. Şimdi ilk ilmeğimi şişimi örmeden takıyorum. Bir tane düz örmeden takıyorum. Bir düz örmeden takıyorum bir düz örmeden takıyorum ve bakınız direk gibi devam eden bölümden diğer direkte dahil olarak tüm ilmeklerimi beyaz olarak örüyorum Evet son ilmeğimi ördükten sonra şöyle görelim bakınız yerlerimizi kaydırdık ilk ilmeğimi örmeden alıyorum bir düz Örmeden alıyorum bir düz, örmeden alıyorum bir düz, örmeden alıyorum son ilmeğimi düz olarak örüyorum. Beyazımızın ikinci sırasını örmek için arkayı çeviriyorum. ilk ilmeğimi örmeden alıyorum, ikinci ilmeğimi yine bakınız örmeden şime takıyorum. Diğer ilmeğimi ters örüyorum. Yeşillerimizin yanındaki ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Diğer ilmeğimi şişe takıyorum. Ters örüyorum. Örmeden takıyorum. Ters örüyorum. Örmeden ve e, en son örmeden aldıktan sonra diğer ilmeklerimizi düz olarak örelim. İpimi öne alıyorum. 7 ilmeğimi düz. Aslında aynı işlemi yaptık. Sadece kaydırıyoruz. 7 ilmeğimi düz ördüm. Hemen yeşilimi örmeden şişime taktım. Bir düz. Örmeden şişime taktım. Bir ters yani ters olarak haroşa yapmıyoruz anlamında normal örüyoruz. Tekrar yeşilimi aldım. Bir ters ördüm. Son yeşilimi de şişime taktım. Kalan beyazlarımı haroşa olması için arkadan yani ters örgümü düz olarak örüyorum. Ve önde bir haroşa oluyor. Tekrar yeşilimi örmeden alıyorum. Yeşillerin arasındaki ilmeklerimi ters örüyorum. Örmeden alıyorum. Ters. Ters. Örmeden alıyorum. En son ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Son ilmek olduğu için. Evet şöyle görelim. Modelimizin yerini kaydırdık bakınız çok hoş oldu şimdi yeşilimi alıyorum bir düz bir ters örelim ve sonrasında görüşelim Evet yeşilimizi bir sıra ters düz olarak ördüm buradaki beyaz haroşalarımızın olduğu yeri Üç taneyi tamamlayalım. Birini ördüm. 2 tane daha örelim. Sonrasında e, tekrar modelimizi kaydırarak ilk kurulumumuz üzerine yerleştirelim. Ve bu şekilde istediğimiz örgülerde modelimizi kullanalım. Şimdi ben biraz büyüteyim. Sonrasında görüşelim. Modelimizi kaydırma işlemimizi yaparak örmeye devam ediyoruz. E, paralel halde olan. Bakınız beyazlarımızın üzerine dikey halde olan yeşillerimizi yerleştiriyoruz. Bir sırada paralel, bir sırada dikey olarak örüyoruz. Evet, bir çalışmamızın bu şekilde sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek sağlık, mutluluk ve afiyette kalın inşallah. Görüşmek üzere hoşça kalın.